Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kader, ecel ve buna bağlantılı olarak da Allah'ın iradeli varlıkların tercihlerini bilip bilmemesi konusunu görüşelim demiştik. Evet. Yarın da inşallah cin konusu herhalde bugün yetişmez. Onu da yarın işleyelim diye öyle kararlaştırdık. Vakit yetmiyor zaten. Önce şeyden başlayalım. Kader nedir? Nasıl anlamamız gerekir? Geleneksel din anlayışındaki kaderle Kur'an'da anlatılan kader aynı mıdır? Ve ondan sonra da ecel konusunu Allah İnsanların ecellerini kendisi mi belirler, yoksa sebep sonuç ilişkisi sonunda mı olur? Başlayalım hocam, buyur. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugünkü konumuz Kur'an'a göre kader ve eceldi. Cin konusu da vardı dediğin gibi, onu da bugün bitiremeyiz sanırım. Kur'an'da kaderle ilgili yaklaşık olarak 3 ayet geçmektedir. Taha suresi 40. ayette hanı kız kardeşi gezinip onu üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirmiştik. Geçirmiştik diyor. Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa. Kader aslında takdir edilmiş süre, ölçü demektir. Bir ayet daha okuyayım. Allah'ın kendisine farz kıldığı bir şeyi yerine getirmede peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçen ümmetlerde Allah'ın bir sünnetidir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Yani Kur'an kader kelimesini benim anladığım, tespit ettiğim kadarıyla ikiye ayırıyor. Birisi insanların dışındaki bütün varlıklara Ali Baba'nın dediği gibi bir program yüklüyor. O program zamanı, zemini geldi mi yerli yerine ölüyor. Bir taraftan da yeniden doğru bir sünnetullah çerçevesi içerisinde devam edip geliyor. İşte ama insanlara geldiği zaman insanlarda kader ikiye ayrılıyor. Birisi insanın kendi elinde olmayan kaderi, bu kader bir kişinin hangi anneden babadan doğacağı, erkek mi kadın mı olacağı, nerede ne zaman öleceği, yarın ne kazanıp ne kazanmayacağı. Bunu da Lokman suresi 34. ayette anlatıyor. Açalım mı hocam Lokman 34'ü? Açalım hocam. Ben söyleyeyim de sen iyi okuyorsun hocam. Ben gözlerim pek görmüyor. Tamam. Ben açayım şimdi. Lokman 34'ü oradan okuyalım. Son ayet. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Şimdi buradaki ifadede İnsanın kendi elinde olmayan kaderini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Bir de insanın kendi elinde olan kaderi vardır. Aslında bu da İnsan Suresi, hocam onları da birden üçe kadar okuyalım, orada bunu anlatıyor. İnsan Suresi'ni ben hemen açıyorum hocam. Birden üçe kadar mı okuyalım? Birden üçe kadar okuyalım. Gerçek şu ki, insanın üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan bir süre gelip geçti. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören biri kıldık. Biz ona yolu gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör. Ha, şimdi burada yine Mülk Suresi 2. ayette de diyor ki, biz hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık ifadesi kullanıyor. O zaman insana gelince kaderini ergenlik yaşına kadar Allah kendisi tayin ediyor. Ergenlik yaşına geldi mi kaderini insanın kendine teslim ediyor. Hani bir ayette de diyordu ya, insanın kaderini çabasına bağladık. Yani kendi göstermiş olduğu performansa, çabaya göre düzenledik diyor. O zaman kaderini, insanın kaderini aslında ergenlik yaşına geldikten sonra Allah'ın koyduğu kurallara uyup uymayacağını, daha önce de bunu çok anlattık. İnsanda iki tane teklif sunucu melek var. Birisi iblis, birisi takva. Her biri Rabbani ola insanı yaratılışta verdiği söze davet etmeyi teklif sunuyor. Birisi de gayri Rabbani ola gitmeyi teklif sunuyor. İşte burada insan kendi kararını kendisi veriyor. Kesinlikle Allah'ın müdahalesi yok. Bununla ilgili Nahl Suresi 61, Fatır Suresi 45, Şura Suresi 14. ayette, 21. ayette, daha birçok ayetlerde eğer insanların yapmış oldukları zulümler nedeniyle dünya hayatında hemencecik cezasını verecek olsaydık, yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bırakmazdık. Onları adı konulmuş bir sürüye erteliyoruz diyor. O zaman dünya hayatında kesinlikle Allah'ın insanların karar verdiği yönde kesinlikle bir müdahalesi yok. Zaten Fatiha suresinde din gününün maliki olan Allah'tır derken Allah ahiret aleminde müdahalesini yapacak ve bunu da destekleyen birçok ayetler var. Kesinlikle dünya hayatında insanlar zulüm yapsa da hani bir ayette de yine çok ayet var böyle. Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm derken Allah insanlara sapma yolunu da hidayete gelme yolunu da insanların önüne sermaye olarak koymuş. Hangi yola gidecekse o yola eğilimini de koymuş ve o yolda karar verdiği yönde insan kendi kaderini kendisi çiziyor. Yani ister putperestlikte kader çiziyor, isterse Rabbani yolda Allah'ın koyduğu vahiyler çerçevesi içerisinde yaşamla kaderini çiziyor. Bak şurada şunu önce bir bilmek gerekiyor. Hadis suresinin 3. ayetinde o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, o her şeyi bilendir. Yani evveldir derken Allah'tan evvel birisi bir şey olmadığını anlatıyor. Ahirdir derken de Allah'tan sonra bir şey de yaratılmış bir şey de olmayacak. O zaman Allah evreni yaratmış, yaratmış olduğu varlıklar içerisinde ilk olanı o ve yaratmasıyla beraber zamanı da yaratmış Allah. Zamanı da yaratınca da Allah zamana değil, zaman Allah'a mahkumdur. Kesinlikle, bak mesela istersen hocam onu da açabilirsin. Hadis suresinin
22. ayette. Yani burada net bir şekilde insanların nasıl bir varlık olduğunu, Allah'ın nerede, nasıl, neyi, ne bileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Sen onu açarken hocam, o evveldir, ahirdir, zahirdir. Yani her varlıkta kendisinin tecellisini gösterir. Yani görünen varlıklarda batındır derken de görünmeyen varlıklarda da tecelli eder. Bir rüzgarın, görünmeyen bir rüzgarın koca binaları devirdiği, koca ağaçları devirdiği gibi, akıl gibi bir nimetin evrendeki varlıkları insanoğlunun sonuna kadar çözüp ve belki kıyametin kopuşunun insanlar eliyle olacağı da bir anlam ifade etmektedir. Allah her şeyi bilen dediğine göre de Allah'ın bilmediği kesinlikle bir şey yok. Burada o ayette de onu vurguluyor hocam. Onu açabildiysem. Evet, Hadid suresi 22, yeryüzünde olan ve nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. İfadeye bak, aslında yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Yani burada yaratmadan önce derken, evren yaratılmadan önce Allah katında onun programı yapılmış, bilinmiş ama insana gelince insandaki bu davranış şekillerini de Allah biliyor. Fakat kesinlikle insanların davranış şekillerine müdahale etmiyor. İşte bunu ahiret aleminde önüne çıkarmak için ses çıkarmıyor. Ahiret aleminde bunların hesabını soracağım diyor Allah. Şimdi evet, bak mesela Secde suresinin 32. ayetinde diyor ki Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Sizin onun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Burada istiva etme kelimesi aslında evrendeki bütün varlıkları sevk ve idare etme. Onlara kesinlikle gözden kaçırmadan hepsini görmekte ve onları kendi güdümü altında olduğunu söylemekte. Çok önemli bir ayet var. Aslında bir dakika onu ben bulmaya çalışayım. İşte yani Allah göklerde, yerde, denizin karanlıklarında, efendim karanın karanlıklarında düşen yaprağın kuru mu yaş mı olduğunu, kuru yaş ne varsa hepsi Allah tarafından bilinendir ifadesi kullanıyor. Yani kesinlikle Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah zaten Allah'a göre evrenin yaratılmaya başlaması ile evrenin son yaratılma aşaması da, yani kıyametin kopuşu arasındaki olan bir şey Allah'a göre bir andır. Ol dedik mi, oluverdi derken de bütün ayetler onu anlatır. O zaman Allah'ın bilmediği bir şey ifade etmek Allah'a bence bir iftiradır. Bilir, insanlara gelince Allah bilir. Kesinlikle Allah insanların kararına müdahale etmez. İşte muhatap olduğu Allah'ın kendisine evrende tek muhatap aldığı varlık insandır. Hani Furkan suresi 77. ayette Allah size
değer verir miydi derken, yani sizin duanız olmasaydı ben size değer verir miydim diyor. Dua da iki seçenekli bir varlık halinde insanın önüne konuyor. Birisi Rabbani yolda eğilim ve o tarafta gösterdiği çaba ve gayret. Birisi de gayri Rabbani yolda göstermiş olduğu çaba ve gayret. İşte bu iki farklı anlayış Allah'ın insan gibi bir varlığı şahane olarak yaratıp bir ayette de şöyle diyordu. Bu da Sad suresi 75'te. İki elimle özene bezene yarattığım o insana seni secde etmekten alıkoyan neydi diyor. Yani burada mükemmel bir varlık, işte o da tabii ayrı bir anlatımla anlatıyor ama onu zaten konuşmuştuk. Evet. Bir de hocam, şimdi bu kader konusuyla bağlantılı olarak ecel konusu var. Yani insanın bir eceli var. Bu insanın ecelini veya hayvanın ecelini Allah mı belirliyor? Yoksa bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana geliyor. Ecel konusuyla ilgili yaklaşık olarak 16 tane ayet geçmektedir. Hocam istersen bir iki tane Enam suresi 2'yi bir okuyalım, açabilirsin. Tamam. Enam suresi 2'yi ben okuyayım şimdi. Enam 2. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen odur. Adı konulmuş ecel onun katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. Yine Araf suresi, yine Enam suresi 60'ı da okuyalım. Ondan sonra bir iki daha okuyalım. Ondan sonra onun şeyine geçelim hocam. Evet, Enam suresi 60. Sizi geceleyin öldüren, yutan ve gündüzünü güç yetirip etkilemekte, yapıp kazanmakta olduklarınızı bilen, sonra alıkonulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten, uyandıran odur. Sonra en son dönüşünüz onadır. Sonra yapmakta olduklarını size o haber verecektir. Bir de Araf suresi 85 okuyalım hocam. 185'i. Araf 185 mi? Evet. Göklerin ve yerin bağımlı olduğu egemenliğe ve sünnete, Allah'ın yarattığı şeylere ve ihtimal verip ecellerinin pek yaklaştığına bakmıyorlar mı? Bundan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar? Şimdi bir taraftan Allah'ın muhatap olduğu insanlar var. Bir taraftan da insanların emrine amade olan evren var. Yani göklerin ve yerin bağımlı olduğu ifadesini kullanırken, yani o ecelleri yaklaşmaktadır ifadesini kullanırken, aslında yaratılmış olan her bir varlığın bir başlangıcı, bir gelişmesi, bir de sonucu vardır. İşte nasıl insanın canlılar, doğarlar, bir gelişmesi, bir de ölümü varsa, evrenin de aynen bir başlangıcı, zaten Kur'an bunları değişik ayetlerle açıklıyor, bir başlangıcı, bir gelişmesi, bir de sonucu vardır. Yani sonucu da kıyamet. Yani her şeyin bir sonu vardır diyor. İşte burada insanların durumunu Kur'an farklı bir kategoride değerlendiriyor. İnsanlar doğarlar, ergenlik yaşına kadar tek seçenekli bir varlık. Ergenlik yaşından sonra insanlar, tabii ki o yaşa ulaşanlar, ulaşmayan insanlar da var. Daha onlar çocukken ölüyorlar. Ergenlik yaşına geldikten sonra o
kendi kararını, yani gerek Rabbani yolda, gerekse gayri Rabbani yolda tercihini kullanıp o yönde değişikliğe uğramadan, bir ayette de şöyle diyordu. Bir kavim kendi gidişatını değiştirmezse Allah o kavmin gidişatını değiştirmez diyordu. Yani burada her insana da bir kavim, her insana da bir ümmet kelimesi kullanmıştır. Yani bir insan kendi kararını değiştirmezse, Allah onu değiştirmem diyorsa, dünya hayatında hangi yolda gidip gitmeyeceğinin kararını insanın kendine veriyor. O kararda yürüyüp sonuca ulaştığı zaman da elbette o bir gün ölecek. Peki hocam, burada ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben karar versem, desem ki ya ben intihar edeceğim. Kafaya koydum. Manisa'da biliyorsunuz 3 tane 4 tane genç intihar ettiler. Silahı aldım ve sıkacağım. Şimdi Allah bana şöyle der mi? Oğlum ben sana 90 yıl ömür yazdım. Dolayısıyla ben seni intihar ettirmem. Sen kafana kurşunu sıksan bile ölemezsin. Öldürmem seni. Çünkü 90 yıl ömür yazdım. Böyle bir şey yapıyor mu Allah? Böyle bir şey yapmaz. Zaten ecel diye bahsettiği Allah'ın senin kararınla sebep sonuç ilişkileriyle de bağımlı bu. Mesela bir insanın normal bir hayat süresi diyelim ki 100 yıl. Bu 100 yıl içerisinde hep insanlar yaşıyor mu? Mesela Afrika ülkelerinde yaklaşık ortalama yaş 37-40 yıl. Türkiye'de bu ne yaptı? 76 erkeklerde, 80 kadınlarda. Avrupa ülkelerinde genelde 90 civarında, 80-90 civarında ortalama yaşları var. İşte burada sebep-sonuç ilişkilerine göre Allah insanların yaşama oranlarını da, hani rızkı kısaltırız, arttırırız ifadesiyle, nasıl insanların gösterdiği çabayla bu artıp azalıyorsa, kısalıyorsa, bu ömürlerin uzaması da maksimum ömürle minimum ömür arasında insanların müdahalesi ve insanların kendi kendine ortaya koyduğu yanlışlıklardan dolayı ölümler erkene, iyi davranışlarla da ileriye alınmakta. Mesela daha önceler yaş ortalaması Türkiye'de 50-60 civarındaydı. İşte bu insanların problemleri çözülünce, hele hele çocukların durumu da ortaya atılıyor. Çocuklar doğarken büyük bir kısmı ölüyordu. Ama tıp o konuda gelişince çocuklar ölürken, yani doğarken ölme oranı azalınca yaş ortalaması da ister istemez yükselmeye başladı. İşte hocam, az önce zaman, sorduğun soruya cevap vereceğim. Orhan Baba neden diyor ben doğarken ölmüşüm diye? Efendim? Orhan Baba neden diyor ben doğarken ölmüşüm diye? O zaten öyle de, ondan öyle diyor. Yani kendi ölümünü itiraf ediyor. Zaten o ilahi mesajı tanımayanlara zaten Allah öl diyor. Hocam orada 4 kişi intihar etmiş. Herhalde Allah insana müdahale etmem diyorsa, o 4 kişinin intihar edeceğini Allah bilmiyor mu? Ne diyordu? Bak o çok güzel bir izahtı. Hadid suresinin 22. ayetindeki oradaki ifadede Allah'ın katında bir kitapta yazılıdır diyor. Daha doğmadan, daha yaratılmadan önce bunlar yazılıydı. Her şey yerli yerinde olacak diyor. Yani her şey yerli yerinde, zamanı gelince bunlar olacaksa, o intihar edenin zamanında Allah kitapta yazılıysa, o da müdahale etmiyor ama o kendi kararını kendi veriyor, intihar ediyor. İşte o yazılı ama o suçu insanın kendi üzerine atıyor Allah. Yani onun, insan kendi canına kıyma hakkı yok ki. Onu Allah yarattı, ancak Allah alır diyor. O zaman insanın kendi kendini öldürme hakkı yok ki. Orada öldürüleceğini Allah biliyor ama kararını kendisi veriyor insan. Buna da zulüm diyor Allah. Evet.
istersem bu konuda bir şeyler söylemek istiyor. Sonra sırayla sözü olan bütün arkadaşlar konuşalım. Buyur Süleyman Hocam. Senin mikrofon kapalı. Teşekkür ederim. Dün bu konuyu tartıştık. Farklı fikirde olan ben de aynı arkadaşlar vardı. Bu konuyu tartışacaktık. Aslında bu şekildeki tartışmalarda beşer dakika veya belirlenen bir dakikaya göre fikri olanlar anlatır. Bitmediği yerde bir iki dakika eklenir. Ona göre herkes düşüncesini anlatırdı. Neyse, şimdi ben bugün şey yaptım. Çalışmamı tamamladım. Düşüncemin de baştakini söyleyeyim, yanlış olduğunu kanaat getirdim. Şimdi kaderin ilk başta tanımını yaparsak bir şeyin varoluşundan yok oluşuna kadar önceden değişmeyecek bir şekilde kendisine verilen kodlanan programın verilen talimata ve göreve göre hareket etmesi. Şimdi şeyde kaderi bu şekilde tanımlarsak günümüzde insanlar buna alın yazısı diyor. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Birçok ayette insanların kafası karışıyor. Şimdi Enam 148'e baktığımızda Allah isteseydi biz ve atalarımız da müşrik olmazdık. Hiçbir şeyi de kendi başımıza haram kılmazdık. Bu müşriklerin alın yazısı, kader tarifi. Araf 28'de bir çirkin iş yaptıklarında biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Vallahi Allah da onlara bunu yapmayı emretmişti. Bunu diyenlere de ki Allah çirkin işleri emretmez. Yani müşriklerin o dönemde kadercilik anlayışını aslında bugün de fazla değişmediğini görüyoruz yani. Nahl suresi 35'te müşrik olanlar demişlerdi ki Allah isteseydi biz onun peşi sıra hiçbir şeye tapmazdık. Atalarımız da tapmazdı. Ona rağmen hiçbir şey kendi başımıza haram kılmazdık. Kendilerinden önceki müşrikler de hep böyle yapmışlar. Bu alın yazısı, bu kader olayını bu şekilde bilmişler. Daha sonra biraz da rivayetlere baktığımız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından daha sonra kötü niyetli insanların, Yezid, Muaviye vesaire kişilerin iktidarı ele geçirmesinden sonra bu kadercilik anlayışını çok iyi bir şey. Diyorum ya, Kur'an'ı bizden iyi biliyorlardı bu müşrikler. Kadercilik anlayışlarını imanın şartı olarak, kadere inanma olarak, 6. madde olarak koyduklarını görüyoruz. Tıpkı ilk çıkartılan hadis ne demiştik? Kur'an'da otoritenin, yönetimin Müslümanlar tarafından ele geçirmesini birçok kez Allah emrediyor ya, onu değiştirebilmek için hemen bir hadis uydurmuştu. İlk hadis oydu. Çünkü iktidara kendileri gelmişti. Yani salih bir insan olmak zorunda değil, adaletli bir insan olmak zorunda değil. Yani kafir, müşrik de gelebilir. Önemli olan iyi yönetmesi. Böyle bir devlet başkanı anlayışına Peygamber şey yapıyor, müsaade ediyor, bu da onun sözüdür diye insanlara yutturdular. Şimdi bununla paralel olarak gidince şimdi kader anlayışı aslında nasıl diyelim, dünyada karşımıza çıkan musibetler, fitneler, belalar aynı zamanda ahiret anlayışıyla birlikte anlaşılması gereken bir konu olduğunu görüyorum. Yani tek başına bir kaderi anlamak, bunun peşi sıra musibeti anlamamak olmuyor. Veya sabrı anlamamak olmuyor. Sabrı insanlar işte boyun eğmek, Allah'a tevekkül etmek, işte sabretmeyi bu şekilde anlatmışlar. Halbuki sabır boyun eğmemek olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Bunlar çok önemli. Eğer sabrı ahiret anlayışını bilmezsek kaderi de anlamamız çok zor oluyor. Mesela
şeyde Ali İmran 146'da nice peygamberler beraber savaştılar. Onun sonunda işte diyor zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. İşte sabrı çok güzel tarif eden bir ayet. Oysa bizdeki sabır anlayışı aynı kader anlayışı gibi, aynı ahiret anlayışı gibi çarpıtılmış, farklı anlatılmış. Ben de bu konuda tereddütlerim vardı. Allah razı olsun bu tartışmanın sayesinde netleştirmiş oldum. Şimdi bu konular birlikte yürümediği zaman bilmeyen için zor oluyor. Şimdi Allah'ın zaman kavramı ile ilgili birçok ayeti var. 50 bin yıl dünyadaki 50 bin yıl ahirette bir günle eşittir. Bin yıl bir güne eşittir. 6 günde dünyayı yarattım. 2 günde şükürü yarattım. İnsanın yaratılışından, dünyanın yaratılışından hatta ahiret gelecekteki şeye kadar bize bilgi veriyor. Allah'ta bir zaman kavramı var. İzafi bir zaman kavramı var. Ama kendi katındaki zamanın farklı olduğunu, Allah zamandan münezzehtir, ileri ve geri, kaybı bilen, geriyi bilen, çok farklı, belki de bugünkü teknolojiyle anlayamayacağımız bir ifade edemeyeceğimiz bir ilme sahip Allah. Yani ileride yaşayacaklarımızı görebiliyor, geçmiştekini görüyor, ileriyi görüyor. Böyle bir ilme sahip. Bu ilim de benim katımdadır diyor zaten. Bunu ayet-i kerimede de söylüyor. Şimdi peki bu kaderi nereye koyacağız? Bu kader nedir? Başta ne demiştik? Bir şeyin önceden planlandığı şekilde yok oluncaya kadar o talimatlara göre hareket etmesi, o kodlara göre hareket etmesi. Ama bakıyoruz insana Allah yaratılışta Rabbim Allah'tır dediğinde ne dedi? Akıl verdik, göz verdik, duyması için kulak verdik diyor değil mi? Bazı özellikler biz de fıtrat verdik. Yani fıtrat verdiğin kalp verdik. Buna akıl da diyebiliriz, gönül de diyebiliriz. Daha sonra insanda vicdan vardır. Allah peygamber gönderiyor. Bir sürü peygamberler göndermiş. Daha sonra kitaplar göndermiş. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman eğer kendi kaderine göre hareket etmesi gereken bir insana ne gerek vardı bunlara? Niçin peygamber gönderecek? Niçin kitap gönderecek? Rabbani yola veya gayri Rabbani yola gideceğini önceden belliyse bunlara gerek yoktu. Zaten bununla ilgili de bir sürü ayet var. Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı yumuşak konuşması belki iman eder sözü de buna bir delildir aslında. Firavun'a bile belki dönme şansı olabilir de Cenab-ı Hak orada Hazreti Musa'nın ona göre yumuşak konuşmasını istiyor. Şimdi bu şekilde ben kaderin nereye koyacağız derken bu kaderi o zaman dünyada Allah'ın ayetleri var diyor ya. Yaratılmış olan insan dışındaki hayvan, ondan sonra tabiattaki varlıklar, bitkiler, doğadaki işte hava, su, bulut her neyse aklımıza ne geliyorsa insan dışındaki bütün yaratılmışların aslında bir kaderi var. Eyvallah buna tam okey diyor. Ama insanın doğuşundan doğacağı günden anne babasının kim olacağından, cinsiyetinden, renginden, hangi coğrafyada doğacağını ve ölümünü, ölüm saatini, ölüm gününü Allah belirliyor. Buna kader diyebiliriz. Çünkü önceden programlanmış. Bu önceden programlanmış. Buna kader diyebiliriz. Ama yaşarken iyi yolda gideceği, kötü yolda gideceğine kesinlikle Allah müdahale etmiyor. Şimdi ben bütün bunların sonunda kaderi buraya oturtuyorum. İnsanın kaderle uzaktan yakından cennete ve cehenneme giden yolları seçme açısından hür bir iradeye sahip olduğunu görüyorum. Ama insanların alışkanlıklarını terk edemediğinden dolayı İblis'in üzerinde kabuk bağladığından, o alışkanlıklarını terk edemediğinden dolayı yanlış bir yola girdiğinde geri dönemiyor. İşte bu kader deniyor. Bazen iyi yola gidiliyor. Müşriklerin zamanında, cahili Arapların zamanında o da
dediler. Bir sürü yanlışlıklar yaptılar. Kader dediler. Hep alın yazısını farklı anlattılar. Ama Kur'an'ın dediği kader anlayışı, insan dışındaki yaratılan her şey bir kader üzere yaratılmıştır. Onlar görevlerini yaparlar. Şeytan bile demişti, iblis bile demiştir. Ya Rabbi beni sen saptırmasaydın orada bile Allah o bile itiraf etmeye kalkmıştır. Sen beni saptırdığın için böyle oldu. Sen beni saptırmasaydın böyle olmazdı. Şimdi müşrikler de aynı şekilde. Dolayısıyla çok açık ve net bir şekilde müşriklerin bu söyledikleri şeylerin aynısını bizim yapmamız Allah'a iftira olur. Dolayısıyla kader anlayışı benim aklımda bu şekilde şekillendirildi. Şimdi dünyada Allah'ın bize verdiği bazı rızıklar var, nimetler var. Çalışarak elde edebileceğimiz bol bol nimetler var. Ama bu tekasür anlayışı insanlarda daha çok malım olsun, onda olmasın, bende olsun, daha çok mal mülk sahibi olma hırsı musibetlerin önünü açıyor. Bu musibetlerin önünü, Nail suresi 12-13 bunu çok güzel anlatıyor. Kalem suresi de yine bunu anlatıyor. Bu hırs bir başka arkadaşımın hayatına dokunuyor. Öbürü onun hayatına dokunuyor. Sonuçta bunu yapan insanlar. Ama bunu Allah'a itiraf olarak İstersen toparla şeylerini, Ali'ye de söz vereceğim şimdi. Ondan sonra arkadaşların sizlere sorusu olacak. Ben dünkü fikrimde doğrusunu bu şekilde anladım. Teşekkür ederim. Çok çok güzel anlamışım. Ağzına sağlık. Unutma, diğerleri de unutmasın. Ali buyur. Senin de mutlaka söyleyeceklerin vardır. Ondan sonra da sorulara geçelim. Bir şey, çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Ben bu araştırmadan sonra bugün yalnız olduğumuzu anladım hocam. Şimdi ben bazen diyorum ya, ben PKK'yla mücadele ederken, dağda taşta gezerken bazen mağaraya girerdim, tek başıma girerdim. Antepliydik ya, Yiğit'in harman olduğu yer. Bir Allah'a dua ediyordum. Ulan boşu boşuna dua etmişiz, halbuki tek başıma çalıştım. Yani ben yalnız olduğum için yapınca biraz içime korku düştü yani. Teşekkür ederim. Evet, buyur Ali. Abi cümleten selamun aleyküm tekrardan. Aleyküm selam. Selam. Ben de bugün kader konusunu tekrar bir irdelerken böyle kadere ilintili olarak aklı gördüm. Yani Kur'an'da aklı atıf yapılan yerlerde Allah öncesinde, ayetin bağlamında öncesinde ve sonrasında orada bir doğru yolu çiziyor. Orada insan için bir rehberlik, bir kılavuz, ondan sonra varlık alemi içerisindeki ayetlere yönelik üzerinde düşünülüp Allah'a yakınlaşılması gerektiğini ve emrine itaat edilmesini içeren orada akla atıfı gördüm. Akla atıf yapılan her yerde esasında mesela şöyle de düşünebiliriz. Melekler hani ruhani anlamda bu atom seviyesinde ya da moleküler düzeydeki meleklerden kastetmiyorum. Ruhani olarak hani var olan meleklere yönelik mesela Allah böyle bir aklını kullansana ey melek, ey işte zebani, ey münker nekir diye bir ifade kullanmaz. Niye kullanmaz? Çünkü o yanlış yapma ihtimali yoktur, iradesi yoktur zaten. Onun programı, planı bellidir. Fakat iradeli varlık için bunu kullanmıyor. Çünkü her an yanlışa sapabilir ve yanlışa sapmasını Allah istemiyor. Onun için de peygamberler ve vahiy ayetleri göndermiş insanlara, varlık ayetleriyle beraber. Dolayısıyla akıl üzerinde, akla atıf yapılan her ayet esasında orada Allah'ın bir muradını ortaya koyuyor. Ey kulum yanlış yapma diyor. Bir diğeri de cehennem ayetleri, tehdit ayetleri, keşke ayetleri Kur'an'da. Bununla yine ilintili olarak ben fark ettim. Çünkü cehennemle tehdit ediyor. İşte azapla tehdit ediyor. Dehşetli azaplarla tehdit ediyor. Ve o dehşetli azabı bizim şu dünyalık aklımızla anlayabilmemiz için de ahiretten örnekler veriyor. İşte o gün kişi kendini o dehşetli azaptan kurtarmak için
İşte en sevdiği eşinden başlıyor, evladından, anne babasından ve tüm akrabayı taalluk ve dünyayı içine artık alıyor. Hepsini tereddütsüz feda edeceğini söylüyor. Niye? Çünkü çok dehşetli bir azap. O azabı gören insan sonucunda da eyvah diyor, ben ne yaptım diyor. O gün diyor tabii bunu. O gün bunu böyle demeden, keşke demeden, ey insan bugün aklını başına al ve bana itaat et diyor Allah. Dolayısıyla cehennem ve akıl ayetleri, keşke ayetlerini ben kaderle yine ilintilendiriyorum. Yani Allah insanı, insanla yarattığı kul ile, yani önceden her şey hükme bağlı, yani burada bizim sizinle şey yapamadığımız taraf, siz hüküm vermemiştir diyorsunuz, ben de hüküm vermemiştir diyorum. İradi olan, yani geçenki mevzumuzda da İsa Aleyhisselam'ın işte Meryem'e hani işte gitti o elçi böyle müjdeledi. Orada insanın yaratılışı, tekrar düşündüm bunun üzerine, gerçekten insanın yaratılışı, yani Ali Rıza Hocam demin söyledi, yani kader hani anlamında söyleyeceğimiz bazı şeylerin insanın değiştirebileceği var, değiştiremeyeceği. O değiştiremeyeceği, değiştiremeyeceği olduğu için orada Allah biz böyle murad ettik diyor. Dolayısıyla Allah cehennem ile tehdit ediyor, gazaplanıyor. Ya Rabbi, ben de şimdi diyeceğim, ya Rabbi sen beni tehdit ediyorsun da sen işin, filmin sonunu biliyorsun zaten, beni niye tehdit ediyorsun desem haksız olmam. Bunu diyen insan haksız olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu böyle, yani demin şey de söyledi Süleyman Hocam da, hani ey Musa sen Firavun'a git, ona güzellikle öğüt ver, belki öğüt alır, nasihat dinler, yola gelir. Yani belki. Yine Muhammed suresinde bir ayet zannedersem, işte biz sizin ne yapacağınızı bilinceye kadar işte sizi bir imtihana tabi tuttuk. Bilinceye kadar. Şimdi demek ki iradi varlık olan insanın eylemlerine yönelik Allah onu tamamen gür ve özgür bırakmıştır. Orada kendine ilke edindiği şey buyur demiş. Yani burada esasında Allah'a bir cehalet isnadı yoktur. Allah'a bir işte sen de bir şey bilmiyorsun Allah'ım, haşa, Allah her şeyi ben bilirim diyor. Ama işte o her şey dediğimiz şey varlık alemi, geçmiş zamanlar, anlatabiliyor muyum? Ve insanın değiştiremediği, kendi elinde olmayan kader. İşte Allah orada bunu verir ve hiç kimsenin Allah'a hiçbir alanda hiçbir etki yapma şans ve imkanı yoktur. Bunu yapma imkanının olmadığı bir yerde aciz Allah tasavvuru olmaz zaten. Böyle bir Allah yoktur. Aciz bir Allah, cahil bir Allah yoktur. Yani bu düşüncemden dolayı benim kalbim gayet rahat, benim kalbim mutmain. Ben kesinlikle, düşüncem benim budur. Dolayısıyla da yani gazaplanan bir Allah, ya niye gazaplanmıyorsun ey Allah'ım? Zaten sen işte dediğin gibi filmin sonunu biliyorsun. Yani demeye de hiç gerek yok. Çünkü Allah kendisine bunu ilke edinmişti. Ben böyle inanıyorum. Dolayısıyla Aziz Hocam demin okuduğu ayetler, yani ben de bir ayetleri, bayağı bir ayet topladım burada. Ama tabii zamanımız onlara yetmeyecek, yani bayağı bir şey var. Dolayısıyla bu ayetler üzerinden gittiğimiz zaman biz biliyoruz ki Allah belirli bir zaman içerisinde kendi artık nevi şahsına münhasır bir zaman dilimi, bizim tasavvur edemeyeceğimiz bir zaman dilimi. Çünkü bir şey yapıyorsan zamana ihtiyacın var. Yani zaman burada Allah'ın tabi olduğu ve Allah'ın hani Allah'ı çerçeveleyen bir şey değil bu. Bunu böyle anlarsan yanlış anlarsın. Ama bir şey yapıyor, bir şey yapıyorsan zamana ihtiyacın var. Zaten ayetlerde de bunu söylüyor. Şu kadar sürede bunu yaptık, bu kadar sürede bunu yaptık. Yani bu anki ilmimizden, aklımızda bizim bunu kavrayabilecek bir şeyimiz yok. Yani güneşi yaratan Allah, dünyayı yaratan Allah, ayı yaratan Allah, bunlar ekseninde zamanı oluşturan Allah, bu eksen içerisinde Allah kendini oraya sıkıştırmaz. Yani bu zaman diliminin içerisine Allah'ı sıkıştırmaya kalkarsan böyle bir Allah yok. Böyle bir, yani böyle bir zamandan kastım da böyle güneş sistemi değil. Yani bizim şu anda onu aklımız havsalamız almıyor. Lakin emek varsa zaman vardır. Plan proje varsa zaman vardır. Yani bunları da görmek lazım diye düşünüyorum. Zaten söylüyor bunu da ayetlerde Allah. Dolayısıyla tekrar tekrar benim düşüncemin sonucunda mutlaka ki kader konusunda bu kaderci anlayışa zaten hepimiz katılmıyoruz. Çünkü kaderci anlayışın esasında temelinde siyasetin olduğunu Süleyman Hocam biraz daha geniş izah etti. Aynen katılıyorum onlara. Onun çok daha dehşetlisi ve şeyi vardır. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. Mesela
hani Firavun Nemrut o zamana gitmeye de gerek yok. Bugün mesela Suriye'de Esed, baba Esed oğul bunların yaptığı zulümler. Yani ben şunu sorarım o zaman. Ey Allah'ım, senin böyle Esed, baba oğul Esed işte denilen alçak zalimlerin olduğunu sen önceden işte senin işte dağarcığından, tırnak içinde bunu söylüyorum, dağarcığından var, böyle insanlar gelecek, bunu yapacaklar, sen bunu engellemen gerekiyor. Engellemiyor çünkü o kendi zaman tüneli içerisinde gerçekleşen bir olay. Ve Allah gazaplanıyor buna. Ve Allah'ın gazabı çok şiddetli olacaktır buna. Çünkü Allah'ın burada hiçbir iradesi de yoktur, müdahalesi de yoktur. Zaten bunu ilke edinmiştir kendisine. Ve gerçekten benim ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki bunların her zulmün oluşunda Allah müthiş gazaplanıyor ve ben orada bunların karşılaşacağı azabın dehşetini tasavvur edemiyorum ama çok müthiş olacak o dehşet. O azap çok müthiş olacak. Yani bu kadar müthiş azaplanan ve dehşetli bir öfke içerisine giren Allah önceden bunları bilmiyor olsa gerekir. Çünkü bu iradi bir o. Yani kalkıyor, bombalıyorsun. Yüz yani Saddam kalktı. 5000 tane, 10.000 tane orada mazlum insanı orada katletti. Şimdi bunlar Allah'ın bir azabı, gazabı olmayacak. Olacak. Yani sen filmin sonunu biliyordun. Ama niye müdahale etmenin? Değer insan. Yani bunu akıl sahibi evet, olarak. Dolayısıyla Ali Hocam o dediğine ben de katılıyorum. Ama bugünkü teknolojiyle Allah'ın bu ilmine bir mana getirmek çok zor hakikaten. Şimdi, yani gaybı, geleceği ama dokunmuyor. Başka var mı arkadaşlar konuyla alakalı görüş bildirmek isteyen? Ondan sonra ben de bildireceğim. Sonra sorulu cevap şeylere geçelim. Çok bir şey söyleyeceğim ben de eğer izin verirseniz. Buyurun. Şimdi Ali abi dedi ki ben sorarsam haksız sayılmam dedi. Ya Allah madem filmin senin sonunu biliyordun beni niye tehdit ediyorsun? Ben de bir şöyle soru sorayım o zaman. Allah'ım senin gaybden bir bilgin var mı? Olmamış şeyden benim nereden bilgim olsun? Kulum diyecek o zaman bana Allah öyle mi? Neyse o sorulu cevaplı şeylere sonra geçelim Fatih. Yok ben sadece bu kadar konuşuyorum. Sen olmamış şeyden, Allah olmamış şeyden benim ne bilgim var mı diyor Allah. Anlamadım ben sorunu Fatih. Şimdi şöyle bir şey. Ben ne bileyim kulum diyecek bir Allah tasavvur edebilir miyiz biz yani? Yani ben olmamış bir şeyi nereden bileyim diyecek bir Allah. Ben senin anlatımından onu anladım. O yüzden onu söylemek istedim. Cevap vermek zorunda değilsin. Tamam. Sadece... Cevap hazır. Ama bunu düşünüp tasavvur edelim. Ya zaten olmamış şeyi, işte hani, olmamış şeyi yani Allah da bilmemeyi kendine ilke edinmiştir. İnsan da zaten bilmiyor. Zaman içerisinde peyder ilmik okunarak oluyor. Yani Esed zulümlerini kalkıp da bir gecede yapmadı mesela. Onun zaten artçıları var. Onun zaten ön belirtileri var. Anlıyor. Mesela sen Firavun'a giderken Firavun artık başladı zulüm yapmaya. Yani Firavun esasında daha zulmün doruk noktalarına gelmemişti. Başladı. Zaten görünüyor yani. Yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Dolayısıyla yani Allah da... Onlarla karar veremeyiz Ali Baba. Onlarla Allah şimdi Mehmet Hocam da bir şey söylesin. Mehmet Hocam buyur sen de söyleyeceklerini söyle. Ben de söyleyeyim. Ondan sonra sorulu cevaplı bölüme geçelim. Şimdi peygambere soruyorlar. Diyorlar ki gelecek konusunda bir takım şeyler soruyorlar. Allah da kendisine diyor ki sen onlara de ki gaybı yalnız Allah bilir. O zaman burada gaybın ne olduğunu ve ne olmadığını yüzdelememiz lazım. Bir, iki. Mesela bir ilmi toplantıya katılmıştım ben. İlmi toplantıda çıktı bize beynin fonksiyonlarından bahsederken beynimizin biz yalnızca %7'sini kullanabiliyoruz diye iddiada bulundu. Ben el kaldırdım sordum kendisine. Hocam dedim peki beynimizin %100 kapasitesini biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz dedi. Peki bilmediğimiz bir şeyin %7'sini kullanmış olduğumuz kanısını nereden vardınız? Ben bunu hiç düşünmemiştim dedi. Şimdi Allah'ın neyi bilip neyi bilmeyeceği konusuna gelirsek gaybı Allah yalnız bileceğine göre
Bazı kayıt nedir? Kayıt aynı zamanda gelecek değil midir? Ha bir şey, var olan bir şey efendim gözümüze görünmeyen olduğu gibi var olduğu halde bir de geleceğe dair bilmediklerimizdir. Eğer geleceğe dair bilmediklerimizse o zaman Allah da bilmiyor geleceğe dair olanları. Peki. Gayet geleceğe dair iradi varlıkların eylemleri içermez abi. Sen sonra yine cevapla. Başka sözü olan var mı arkadaşlar? Ben de bir şey söyleyeceğim. Hocam şimdi Ali dedi ki işte insanın gittiği gidişatından sonrasının ne olacağını bildiği için her zaman olmuyor ki bunlar. Bakıyorsun Fransa'daki